Azize Cenevi, Roma Katolikliğinde Paris'in koruyucu azizidir ve Doğu Ortodoks gelenekleri ve onun adına yapılan 3 Ocak'ta yapılan bir bayram vardır ve kendisi Paris'in koruyucu azizesidir. Sene 1451 yılında Paris Roma Generali Siyad Rius idaresi altında Hun Türk lideri ordusu olan Atilla'nın ordularının başında Tuna boylarından kopup Rihin nehrini aşarak Batı Avrupa'nın fethine devam ediyordu. Yolunun üzerindeki Metz ve Reims şehirlerini fethetmişti. Atilla komutasındaki Hunların 451'de Paris'e saldırmasından kısa bir süre önce Cenevi İsa'nın şehri koruyacağını söyledi ve halkın dua etmesi gerektiğini söyledi. Paris'te ise büyük bir panik havası egemendi. Parisliler Hun Türklerinin geçtikleri yeri kasıp kavurduklarını duymuş, son çare olarak şehirden gitmeyi düşünüyorlardı. Hun Türk lideri Atilla çekilip gitmeye ikna edeceğini anlattı. Cenevi karanlık çöktüğünde gizlice Hun ordusunun yerleştiği bölgeye gider. Burada Atilla'nın askerlerine Atilla ile konuşmak istediğini söyler. Askerler genç ve güzel bir kadın olan Cenevi'yi Atilla'nın yanına götürürler. Atilla görüşmeyi kabul eder. Rahibe ile birlikte bir çadırda sabaha kadar kalır. Ve sonrasında Atilla Paris'e saldırmaktan vazgeçer, ordusu ile Orleans üzerine gider. Bu olaydan sonra Fransızlar Cenevi'nin azizliğini yargıladı. Fakat kadınlar Cenevi'ye sahip çıktı. Şehri terk etmek isteyen, savaşmak istemeyen erkeklerin durumunun yargılanması gerektiğini söylemiş Azize Cenevi'ye. Azize Cenevi'ye Paris'in koruyucu azizi olarak kabul edilmektedir. Hikaye böyle.